çaresiz arızalı robot kurtuluşuna giden yolun tesisin havalandırma sisteminden geçtiğini biliyordu. Eğer havalandırma deliğine ulaşabilirse buradan canlı çıkabilirdi. Arızalıyı bulabileceğini biliyorum Victor. Sen beni asla üzme. Çelimsiz arızalı robot eğer hayatta kalmak istiyorsa yolundaki her şeye bomba atmak zorunda olduğunu biliyordu. Genç arızalı robot önünde bir yay botu fark etti ve biliyordu ki cephaneliğindeki bu alet sayesinde güçlerin en ölümcülünü yenebilecekti. Yer çekimini. Umutsuz arızalı robot yay botu fırlatmalıydı. Ama nereye ve nasıl? İşte buradasın. Olamam. Bırak kaçmayı, seni işe yaramaz hurda. Buraya geri dön ve bu işi seninle yüz yüze halledelim. Hayır, su. Bu benim için biraz yakındı. Arızalı robot aniden bir güç robotu gördü. Bu alet çeşitli makinelere güç verebilirdi. Ama onu nereye fırlatmalıydı? Olayı dramatize etmekte epey iyisin adam. Teşekkürler Shiv. Kendime hikaye anlatma konusunda tutkulu görüyorum. Zor değil. Benden kaçabileceğini mi sandın? Yine mi bu canavar? Gel buraya seni zavallı arızalı robot. Bundan da kaç bakalım. Şimdi senin dişlilerini parça parça sökeceğim. Kafasından milyonlarca fikir geçti. Bu minik savaş robotunu tamir edebilir miydi? Uzun zamandır aradığı maceranın yolu bundan mı geçiyordu? Yapmakta olduğu prototip iyon motorunu garajda mı bıraktı? Tüm bu soruların cevabı evetti. Tamam, dayan. Garaja geri dönüyoruz. Yeah.
Büyülü kahramanımızın şansına sandığın içinden reçete bir yakıcı çıkmıştır.